Arkadaşlar hoş geldiniz. Güzel bir maç için toplandık demek isterdim ama bu sefer biraz hüzünlüyüz. Bu maçta bir anı maçı. Neden öyle diyorsun derseniz hemen açıklayayım. Chadwick Boseman'ı kaybettik. Yani namı diğer hepimizin çok yakından tanıdığı ve çok sevdiği Black Panther karakterine hayat veren Chadwick Boseman'ı kaybettik. Aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz. Birkaç gündür ben de böyle bir maç yapayım, anı maçı yapmak istiyordum. Onu yapayım, en azından onu anmış olalım dedim. Karşısında da Kaptan Amerika var. Bütün Avengers karakterleri gelecek. Kaptan Amerika'ya söz verelim. Gerçekten çok üzgünüm ben de. Black Panther Avengers'ın en önemli üyesiydi. Ben de kaptan olarak ona saygılarımı sunuyorum. Huzur içerisinde yatsın diyorum. Evet, Kaptan Amerika'yı dinledik. Chadwick maalesef bize ses veremeyecek. Bugün onu seslendiremeyeceğim. Acısı hala kalbimdedir. Çok sevdiğimiz bir insandı. Ne yazık ki kanserden kaybetti. 43 yaşında olmalı. 43 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sevdiği kadın ve çocuklarının gözü önünde. Çok üzgünüz. Evet, maç başlasın. Like atın demeyeceğim. Yani bugün dediğim gibi bir anı maçı yapmak istiyoruz. En azından onu bir kez olsun hatırlamak için bir kez daha. Dolayısıyla üzgünüz yani, ne diyeyim bilmiyorum. Yani çok mu abartıyorum? Yani hani hayatımızda hiç görmediğimiz, yani yan yana bile gelme imkanımız olmayacak bir insanın ölümü, yani akrabamız değil, başka bir şey değil, bir yakınımız değil, bu kadar üzülmek mantıklı mı diye soracaksınız. Haklısınız da, sorabilirsiniz de. Ama yani evimize, yuvamıza kadar filmleriyle, ne bileyim videolarıyla, her neyse işte, sohbetleriyle, konuşmalarıyla misafir olan bir insanı kaybetmek sanki aileden birini kaybetmiş gibi oluyor. Yani en azından ben öyle hissediyorum. Tartışılır tabii, katılmayanlar olabilir içinizde ama bu insanlar, yani bizi bu kadar eğlendiren ve mutlu eden insanlardan birini kaybetmek, onun aramızdan ayrıldığını görmek çok üzücü gerçekten. O yüzden böyle bir maç tertip edeyim dedim. Sevgili Kara Panter'i anmak için hayatın ne kadar kısa olduğunu, aslında ne kadar anlamsız olduğunu, anımızın ne kadar önemli olduğunu, o anı düzgünce geçirmek için, dünyaya faydalı olmak için bir şeyler yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Evet Chadwick, sen kazandın canım kardeşim. Şimdi bir başka Avengers üyesiyle Kara Panter'i tekrar kapıştıracağız. Bir yere ayrılmayın. Sırada Iron Man var. Iron Man, bir şeyler söylemek ister misin Chadwick'in hatırası için? Black Panther'i çok severdik. Onunla birlikte savaşlar yaptık, katıldık. Söylenecek fazla bir şey yok. Huzur içerisinde yatsın diyorum. Ne diyeyim başka? Evet, Iron Man de saygılarını sundu. Chadwick Boseman'a, yani daha doğrusunu isterseniz Black Panther'e. Şimdi bir maç yapsınlar bakalım kim kazanacak. Ama tabii ki Iron Man biliyorsunuz bu oyunda Fasarya'dan bir karakter. Normalde çok severiz kendisini. Çok sağlamdır. Ama Black Panther'in karşısında fazla bir başarı gösterebileceğini sanmıyorum. Zaten kısa da sürecek anlaşılan. Evet. Iron Man de saygısını gösterdi ve onun önünde saygıyla eğildi diyebiliriz. Gerçekten de öyle. Huzur içinde yaptıyorum tekrar. Evet. Black Panther kazandı yine. Başka bir maçta bir başka Avengers üyesiyle hemen kapıştırıyorum arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Ve en sevdiğimiz karakterlerden Örümcek Adam Spider-Man geldi bu sefer Black Panther'in karşısına. O da saygılarını sunmak istiyor. Ne diyorsun bakalım Spider-Man, Örümcek Adam? İbombe diyorum. Hani bir çığlık atarak düşmana karşı saldırırdı ya Black Panther. Ordusuyla beraber. Wakanda halkıyla beraber. İşte ben de öyle diyorum. Umarım da kazanır Black Panther. İstersen maçı başlat abi. Hadi bakalım. O zaman başlatıyoruz ve Spider-Man Black Panther maçı başladı arkadaşlar. Karşılıklı olarak sayılar da eşit. Onu söyleyeyim ama birazcık kıyak geçtim Black Panther'e. Onu da belirteyim. Yani bugün kazansın istiyorum Black Panther. Yani çok dertliyiz tabii. Bir sürü sıkıntımız var. Pandemi var. Ne bileyim yani geçim sıkıntıları var. İnsanların psikolojisi bozuldu. Sosyal ortamlardan uzak kaldık. Dışarı çıkıp bir nefes almak bile bir tedirginlik veriyor. Üstüne bir de böyle haberler aldığımız zaman sevdiğimiz insanların yani yan yana gelemesek bile onların aramızdan ayrıldığını düşünmek, yani bir yerde nefes alıp vermelerini bile bilmek yeterliydi aslına bakarsanız böyle insanların. Hele hele bu kadar ünlü oyuncuların. Hani bir de üstüne bu gelince, bu tip haberler alınca iyice üzülüyoruz. Yani pandemi sebebiyle bayağı bir rahatsızız biliyorsunuz arkadaşlar. Yani üzüyor bizi. Sıkıntılarımız var. Eski hayatımıza geri dönmek istiyoruz. Herkes bir şeyle kafasını doldurmaya çalışıyor. Kimi ne bileyim
okuluna odaklanıyor, kimi işine odaklanıyor, kimi eğlence kendi çapında tabii evden çıkmadan mümkün mertebe kendini eğlendirmek için bir şeyler izliyor. Herkes aklını o noktadan uzağa taşımaya çalışıyor mümkün mertebe. Fazla odaklanmamaya çalışıyor ama kolay değil tabii yani. Hani dışarı çıkmak bile bir zul geliyor artık hepimize. Dolayısıyla hani bir de böyle haberler üstüne gelince işte diyorum ya daha çok üzülüyoruz. Evet, maça dönersek yani umarım bizim Kara Panter alabilir. Bu şekilde ayarladım ama doğrusu emin de değilim. Yani Spider-Man de alabilir. Ama Spider-Man yani örümcek, sen de ayıp etme. En azından bu maçı kazansın yani. Ona birazcık fırsat ver. O çünkü aramızdan ayrıldı artık. Black Panther'in, yani Black Panther gelecekte de vizyonda olacaktır filmleriyle. Ama Chadwick'i kaybettikten sonra acaba yerine kim gelecek? Yani o karakteri hakkını verebilecek isim bulunabilecek mi? Bilemiyorum doğrusunu isterseniz. Çok da emin de değilim. Chadwick gerçekten efsane bir oyunculuk sergilemişti Black Panther'de. Hem kendi filmlerinde hem Avengers'da. Yerini doldurmak çok zor olacaktır. Ama hayat devam ediyor yani. Ölüm de haktır biliyorsunuz yani. Nihayete ereceğiz ama hayatın devam ettiğini unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bir oyuncu Chadwick'in yerine geçecektir ve Black Panther bayrağını taşımaya da devam edecektir diye düşünüyorum. Ne diyeyim? Evet, Black Panther bu maçı da başarılı aldı. Bir sonraki maçta Black Panther Hulk mücadelesi olacak. Bir yere ayrılmayın arkadaşlar. Şu maçın bitimini görelim. Ondan sonra Hulk'la birlikte Chadwick Boseman'ı, yani namı diğer Black Panther'i kapıştıracağız. Bir yere ayrılmayın. Hulk hoş geldin. Ya gerçekten çok üzgünüm. Hoş bulduk ama çok da hoş bulmadım doğrusunu isterseniz. Yani Black Panther'i yeniden görmek çok üzün verici ama bu maça çıkalım. Bakalım neler olacak. Ben Black Panther kazansın istiyorum yani abi. Hadi bakalım. Hulk'la Black Panther maçı başlasın arkadaşlar. Şimdi bizimkilerin hızını birazcık artırdım Black Panther'in. Hulk biliyorsunuz vurduğumu uçuruyor. Dolayısıyla etrafını hemen sarabilmeleri için Black Panther'lerin hızını birazcık yükselttim. Daha rahat bir maç izleme deneyimi olsun diye arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet. Yani Hulk bu haliyle, yani Hulk Buster olmadan bu haliyle çok da başarılı değil biliyorsunuz. Yani sadece fırlatıp atıyor gördüğünüz üzere. Ama öldürebiliyor mu? Hayır. Karşısındaki rakibine çok da fazla zarar veremiyor bu haliyle. Çok çok fazla olmaları gerekiyor ciddi hasar verebilmeleri için ama bu şartlarda aynı. Dolayısıyla bu maçı Black Panther rahat alır diyorum. Black Panther'le bir sonraki müsabakada, ki bu nihayete ermek üzere, Thanos'u kapıştıralım. Eski düşmanlar, bakalım karşı karşıya geldiklerinde ne olacak? Ona da bir göz gezdirelim istiyorum. Bir Thanos Black Panther maçı gelsin bakalım ne olacak arkadaşlar. Ve evet, Wakanda diye bağırıyor Hulk. Wakanda yenildi ama üzülmedi. Neden? Çünkü Black Panther onunla son bir kez yan yana karşı karşıya savaşmış oldu. Evet, şimdi Thanos maçı geliyor arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Evet Thanos, ne diyorsun? Eski düşmanınla tekrar karşı karşıya geldin. Belki de son kez karşı karşıya geldin. Ya düşman demeyelim artık. Bu bir dostluk maçı olsun. Aynı meydanda onunla son bir kez olsun bir araya gelmek benim için onur verici. Hadi bakalım o zaman Thanos'la Black Panther, efsane Black Panther maçı başlasın. Thanos'lar 15 tane arkadaşlar. 800 tane de Black Panther var. Biraz hızlandırdım onları. Bu maçı kazanmalarını, Thanos'un bileğini bükmelerini istiyorum. O yüzden biraz hızlandırdım. Yalnız Thanos tabii tek bir yumrukla önüne gelen herkesi indirmeyi başarıyor. O yüzden biraz sıkıntılı olacak. Kazanamaya da bilir Black Panther. Elimden geleni yaptım. Yani hızlandırdım, biraz da güçlendirdim ama Thanos kolay lokma değil. Hele hele 15 tane Thanos hiç kolay lokma değil. Bakalım hiç Thanos indirebilecek mi Black Panther, göreceğiz. Evet, yani bugünün de sanırım son maçı olacak. Şayet Black Panther kazanırsa bir maç daha yapacağız. Ama kazanamazsa bugünü böylelikle kapatacağız. Onu da bir yad etmiş olacağız. Yani Chadwick Boseman'ı, Black Panther'i ya da nasıl söylersen söyleyin T'Challa'yı son bir kez yad etmiş olalım. Bir tane Thanos indirdiler. Hatta iki tane, helal olsun. Aa, üç tane. Bravo. Black Panther hala başarılı en azından. Oyunda bizlerle birlikte olacak. Bundan sonraki oyunlarda da bizlerle birlikte olacak. Gerçek hayatta bir daha onu göremeyecek olsak da.
Yine de büyük bir başarı gösterdi gibi. Dur bakalım yani, belki alabilir de emin de değilim arkadaşlar, göreceğiz. 2, 4, 6, 8, 10 tane Thanos kaldı. Bunlardan bir... Evet, 9 tane Thanos kaldı şimdi. Oldukça sağlam vuruyor. Evet, Black Panther. Ama işte tekme, yumruk çok sağlam Thanos'ta. Yani şunlardan birini indirebilirlerse geriye kalan ekip tek kişiye kolay çalışır. Ve evet, bir tane daha indi. 2, 4, 6 tane kaldı. Bravo. Vallahi 9 tane, 15 tane koymuştum. 9 tane Thanos kaldı. Black Panther sağlam çıktı, helal olsun. Bir tane daha indirebilirlerse bu maçı, yani ama şu anda bir tane indirmeleri icap ediyor. İndirebilirlerse bu maçı alabilirler diye ümit ediyorum ama galiba olmayacak, kolay değil. Yani Thanos da maşallah dağ gibi duruyor. Evet, iki tane birden indi hatta. Dört tane kaldılar. Üç tane kaldılar. Black Panther helal olsun. Gerçekten helal olsun. O zaman bir maç daha yaparız gibime geliyor arkadaşlar. Black Panther anısına yaptığımız maçta gayet başarılı olduğunu görüyoruz Black Panther'in. Helal olsun, bizi gururlandırdı Thanos karşısında. Hüzünlendirmedi bizi. Gidişiyle hüzünlendirdi ama bu maçta sevindirdi. Ve evet, son Thanos. Aferin Black Panther. Onu seslendirmeyeceğim, biliyorsunuz arkadaşlar. Ve sırada Galaksinin Koruyucularından Drax var. Drax, ne diyorsun? Biliyorsun Chadwick Boseman'ı kaybettik. Yani Black Panther'i. Yani çok fazla yan yana gelmedik. Biliyorsun Avengers'ın o son filminde daha çok yan yana geldik. Birlikte savaştık Thanos'a karşı. Thanos'un başarılı olmasına engel olmaya çalıştık. Ama kendisini tanır severiz. Delikanlı bir kardeşimizdi. İstersen bizi savaştır. Ben de saygımı ona sunmuş olayım. Hadi bakalım Drax. Ve T'Challa maçı başlasın arkadaşlar. Kim alır? Yani... Yüksek ihtimalle Kara Panter alır, yani öyle ümit ediyorum. Bakalım şöyle bir manzaraya bakalım nasıl. Evet, Black Panther. Bu arada kaç kişiden oluşuyor takımlar, onu da belirteyim. Drax 500, T'Challa yani Kara Panter 250. Onları biraz güçlendirdiğim için dengelemek istedim Drax'le Kara Panter'i. Bakalım maçın sonucu nasıl olacak ama evet, Kara Panter'imiz elinde. Aynı bir panter. Panter bir kedi türüdür biliyorsunuz arkadaşlar. O kedilerin nasıl ki pençeleri olur. Black Panther'de de pençe var. Ellerinde çok özel bir metalden yapılmışlardı. Hatta Kaptan Amerika'nın kalkanı da o metalden yapıldı biliyorsunuz. O sebeple çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bakalım nasıl nihayete erecek. Evet, Drax dayanamayacak. Zaten dayanmasın da bugün... bizim Kaptan Amerika diyecektim ya. Bugün Black Panther'in günü olsun, öyle istedik. O başarılı olsun istedik. Onu bir yad etmek istedik. Anı maçı demiştim ya size. Birazcık hızlandırdım arkadaşlar. Daha fazla karanlık çökmeden. Ortam zaten yeteri kadar karanlık. Black Panther yani Kara Panther. Simsiyah etti ortalığı. Kalplerimizi de aynı öyle etti. Ne diyeyim? Bu maçta böyle nihayet erecek. Bu son maçta arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Alta yorumlarınızı yazın. Yani Chadwick Boseman'la alakalı yorumlarınızı yazın. Black Panther'in hatırasıyla ilgili yorumlarınızı yazın. Ben de size cevap vereceğim. Karşılıklı bir etkileşim oluşturmuş olalım. Yani onu birlikte anmış, yad etmiş olalım diyorum. Evet, maçın sonuna geldik. Black Panther'e saygılarımızı sunduk. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.